kahvaltını et. Aç değilim aslında çok. Uçakta bir şeyler yedik. Olsun, bu başka, bu köy kahvaltısı. Hadi. Yemek yiyeceklerini biliyordun, bana söylemedin ha? Ben de sabah öğrendim oğlum. Gelince hava alanından aradım. Hangi otelde kalıyorsunuz diye. Aman sürpriz olsun, söylemeyin dedim. Gerçekten çok güzel bir sürpriz oldu. Bence de. Akşam öyle oturuyorduk. Bir baktım Fatma Gül böyle sessiz, mahzun mahzun duruyor. Abla? Ne? Yalan mı? Yalansa yalan söylüyorsun diyor. Yarın dedim ilk uçakla Bodrum'a gidiyoruz. Kerim madem babasını yalnız bırakmamak için gitti, biz de Kerim'i yalnız bırakmayacağız. Çok iyi yapmışsın abla. Gerçekten çok mutlu oldum. Ama Fatma Gül de ikiletmedi ha. Meğer teklifimi bekliyormuş. Sevildiğini bil. Biliyorum. Ev nasıl gidiyor? Kerim buraya geldikten sonra yarım kaldı tabii, değil mi? Abim uğraşıyor. Boyayı bitirdim. Ellerine sağlık. Rami canım uğraşıyor işte. Kadir de vakit buldukça gidiyor. El birliğiyle düğüne kadar yetiştireceğiz inşallah. Havada ne güzel şansımız ha. Ne kadar uzun zaman olmuştu Bodrum'a gelmeyeli. Özlemişim. Ben ilk defa geliyorum. Öyle mi? Halbuki yakın bizim oralara. Ben İstanbul'a gelene kadar bizim kasabadan başka bir yer görmedim ki. Kerim, o zaman gezdir Fatma Gül'e Bodrum'u. Ortalıkta sakin. Şimdi en güzel zamanı. Keyfini çıkarın. İster misin? İyi tamam, gezeriz o zaman. Şöyle iş güç falan düşünmeden dolaşına kafanızı dağıtın. İşi gücü düşünmeden olmuyor ki. Aklım dükkanda. Her şey yengeme kaldı. Oo, şimdi ne söyleniyordur? Nedense bu sefer çok söylenmedi. Hayret. Başta birazcık sızlandı. Ben şimdi her şeyi tek başıma nasıl halledeceğim, iki çocukla falan diye ama. İkimiz beraber geldik ya buraya ondan. Ama ben tek başıma gelemezdim ki. Rahat ol Fatma Gül. İş güç nasıl olsa halledilir. Ama böyle bir fırsat her zaman ele geçmez. Ama yine de en geç öbür gün dönmemiz lazım değil mi abla? Tabii en fazla öbür gün. Daha şimdiden dönüşü düşünme. Keyfini çıkarın. Ay çok güzelmiş burası gerçekten. Çok sevdim çok. Arkada da bahçe devam ediyor değil mi? Var var. Küçük güzel bir bahçesi var arkada. Sonra görmeyi arzu ederim orayı da. Şimdi bakalım. Olur. Sen de görmek ister misin Fatma Gül? Sonra. Tamam. Hadi bakalım. Ay ne güzel. Gerçekten gelmen çok iyi oldu. Özledim. Ben de. E sen de dön bizimle o zaman. Daha fazla kalma artık burada, dön işte. Doğum gününde beraber olalım. Aa, benim doğum günüm geldi değil mi? 14'ünde bir şey kalmadı. Geçen sene de doğum gününü kutlayamamıştık zaten. Küsmüştün bana. Vural'la beraber gördüm diye kızmıştın. O zamanlar seni bu kadar iyi tanımıyordum tabii. Kafamda bir sürü soru işareti vardı. Bir de seni Vural'ın elini sıkarken görünce dağılmıştım. Hiçbir şey uzaktan göründüğü gibi değil, değil mi? Güvenmek zaman aldı. Ama sırf sana güveneyim diye gidip teslim olman çok değerliydi. Her şey öyle başladı. Mahkemeler falan. Beni sen cesaretlendirdin. Peki şimdi? Şimdi onlardan biriyle el sıkışırken görseydim. Sorardım. Açıklamanı beklerdim en azından. Çünkü artık duyacağım cevabın doğru olduğunu biliyorum. Sana güveniyorum artık, inanıyorum. Nereden nereye geldik? İyi ki.
İyi ki. Seni seviyorum. Ben de seviyorum. Ne olacak? Bilmem ne olacak. İşte ben de o yüzden apar topar getirdim Fatma Gül'ü buraya. Yani ortalık durulana kadar bilmesin, anlamasın diye. Olacak şey değil. Bu ne cesaret? Evin içine kadar nasıl girebilirler ya? Kim bu adamlar? Bu kadarla da kalmaz bunlar. Allah korusun, işte ben de ondan korkuyorum ya zaten. Daha bu çocuklar taşınmadan böyle cephe aldıklarına göre. Orada oturamayacakları belli oldu. Yol yakınken çaresine bakalım. Bir an önce başka bir yer bulalım. Fatma Gül orayı sevdi. Orayı seçti ikisi de. Yani birkaç densiz yüzünden vaz mı geçecekler evlerinden? Başka bir yer buluruz. Olmaz. Ben Fatma Gül'e duyurmadan konuşurum Kerim'le. Her yerde var böyle cahil insanlar. Diyelim ki bulunacak yerde biri çıktı, iki laf etti. Ne olacak, bunlar hayat boyu sürekli kaçacaklar mı? Yok, şimdi Kadir mahalleliyle, komşularla falan konuşacak. Yani bu pisliklerin kim olduğunu, ne istediklerini araştıracak. Ya var mı öyle şey Allah aşkına? Kadir halledecek. İnşallah dediğiniz gibi olur. Ay hadi siz de güzel güzel gezin biraz. E biz gezerken sen ne yapacaksın? Sen de gel bizle de. Yarım ağızla çağırdım. Gelmem hayatta. Aşk olsun abla, yarım ağızla söylemedim. Şaka yapıyorum, şaka. Hayatım, ben dinleneceğim. Siz gezin rahat rahat. Hadi eğlenmenize bakın. Efendim. Günaydın. İyiyim, sağ ol. Sen nasılsın? Ben de senden haber bekliyordum. Öyle mi? Bugün seni şu ilerideki koylara götüreceğim. Tamam, anladım. Öğlen de balık yeriz. Tamam. Bence kaleye gidin önce, ha? İster misin? Sağ ol. Ne oldu baba? Doktor bugün izinliymiş. Dışarıda yakalayabileceğiz çok şükür. Hayrola? Çocukları geçirelim, konuşuruz. Hangi doktor? Bana sahte rapor yazan doktor mu? Çok özür dilerim. Keyfinizi kaçırmak istemezdim. O değil mi? Adama iş yerine ulaşmak mümkün değil. Hep kaçıyor. Bugün de izin günüymüş. Hadi. Kerim, biz de gidelim. Bugün senin ne işin var? Hadi. Lütfen. Hay çenem tutulaydı. Bugün şu güzel günün keyfini çıkaralım. Hadi. Adam duruşmaya katılmadı. Kadir abi kaç kere konuştu. Siz de konuştunuz. Hala karşılaşmaktan kaçıyor. Bir de benimle yüz yüze gelsin bakalım. Fatma Gül, merak etme, ben giderim Fahrettin Bey'le. Senin söyleyeceklerini söylerim. Ben konuşmak istiyorum. Ama ne güzel program yaptınız değil mi? Sonra Kerim'in de hevesi kırılıyor. Sen bu işler için gelmedin mi buraya? Benim de gelmemin bir faydası dokunsun. Hadi gidip konuşalım. Olur mu? Senin gelişinin çok büyük faydası oldu. Beni çok mutlu ettin. Nerede bulacaksak bulalım şu adamı. Gezeriz sonra, Bodrum kaçmıyor ya. İyi, tamam. Aklı sizde kalacak. Gezdiğimizden de bir şey anlamayacağız. Aynen öyle. Tamam o zaman, tamam. Hep beraber gidelim o halde. Ha? Gördü. Aa, gidiyor gidiyor.
Doktor bey. Ne oluyor? Beni hatırladınız değil mi? Sizinle konuşacak bir şeyimin olmadığını söylemiştim daha önce. Hala ne istiyorsunuz benden? Hatırladınız tabii. Dur, burada bir dinle. Rahat bırakın beni. Dur, şimdi dinle bir. Bakın şimdi, burası yeri değil. Biliyoruz. Ama buraya gelmeye siz mecbur ettiniz bizi. Beni hiçbir şeyle suçlayamazsınız. Bir de doktor olacaksın be. Yemininden utan. Sadece bir soru soracağım size. Ne oluyor? Kim bunlar? Ben Fatma Gül. Merak etmeyin, olay çıkarmayacağım. Çocuğunuzun olduğu bir yerde rezalet çıkaracak halimiz yok. İleride babasından utanacak bir anısı olsun istemem. Sadece merak ettiğim şeyler ve onları sormaya geldim. Hiç mi eliniz titremedi benim için o raporu imzalarken? Hiç mi vicdanınız sızlamadı? Hadi parayı görünce doktor olduğunuzu unuttunuz. Baba olduğunuzu nasıl unuttunuz? Para falan almadım ben kimseden. Sahtekar. İnsanlar size güveniyor. Hayatlarını emanet ediyor yeri geldiğinde. Hastalarınıza bakarken hiç mi hatırlamadınız beni? Benim hayatımın üzerine basarak kendinize bir hayat kurdunuz. Bir sürü imkan elde ettiniz. Hiç mi rahatsız olmuyorsunuz? Hadi bırakın aynada kendinize bakmayı. Çocuğunuzun yüzüne nasıl bakıyorsunuz? Ben o hastaneye yarı ölü halde geldim. Bir kabusu açtım gözlerimi. Siz doktorsunuz. Bana derman olacağınıza bir darbede siz vurdunuz. Fatma Gül, tamam. Ama ben iyileşmeye çalışıyorum hala. Sizin gibilerle mücadele etmeye devam ediyorum. Edeceğim de. Sırtıma basarak elde ettiğiniz imkanlardan vazgeçmek zor sizin için, biliyorum. Zaten azıcık insafınız olsa, azıcık vicdanınız olsa o günü kabul etmezdiniz o parayı. Ama içinizde biraz insanlık kaldıysa, azıcık utanıyorsanız Haziran'daki duruşmaya gelin. Gelin ve gerçeği anlatın. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.